Herkese günaydın hepinize. Akay Hastanesi'nden, Manik Vakay'da. Bugün idrar kaçırma ameliyatı alacağız ama idrar kaçırma değişik bir türlü yaklaşımımız var. Hasta gülerken hapşırırken idrar kaçırıyor. Mesane boyu çok hareketli. Alttan küçük bir hamak yapısı koyacağım şimdi bu vakaya. Tabii idrar kaçırma ameliyatları çok çeşitli. Şimdi vakaya başlayacağız. Vakadan sonra da görüşelim. İdrar kaçırma. Normalde birçok tipi var. Bir tanesi gülerken hapşırırken olduğu gibi. Bir tanesi de böyle ani anda gelmek hissi, idrarın ani anda gelmek hissi, sıkışma hissi. Bir tanesi de ikisinin tip beraber oldu. Bir de nörolojik sebeplere bağlı hiç tutamama. Yani diyabete bağlı. Şimdi biz bugün cerrahi yapılabilecek grubu yapacağız. Bakalım ne çıkacak diye. Cerrahi ameliyat grubunda da ameliyatların ne olduğunu şimdi size videoda anlatacağım. Benim kanmam bitsin. İdrar kaçırma tipleri 4 tip olarak en basitinden sayayım. 1. Gülerken hapşırırken kaçırdınız. 2. Tuvaletin başına gelip kaçırdınız. 3. İkisinin beraber kombine oldu. 4. Nörolojik sebeplere bağlı. Bu böyle artarıp gidebilir. Ama cerrahi olarak yapacağımız ameliyat türü gülerken hapşırırken hasta idrar kaçırıyorsa bunun tedavisi ameliyattır. Diyelim aşırı aktif mesanesi var ve hasta tuvaletin başında kaçıracak tipte olursa da buna da ilaç tedavisi veya lazerle idrar kaçırma tedavileri önerebiliriz. Şimdi bugün size neden bahsedeceğim? Evet, yaklaşabiliyoruz değil mi? Bugün size idrar kaçırma ameliyatında kullanılan mesh olayından bahsedeceğim. Şimdi bu gördüğümüz TOT, TVT dediğimiz idrar kaçırmayı ameliyatlarını alttan yaptığımız cerrahiler var. Askı yöntemleri. Bu onlardan bir tanesi olur. Benim artık uzun yıllardır bıraktığım, değil mi sevgili Işık? Bıraktığım ameliyatlardan. Senin de böyle alalım Işık, yanımıza şu tarafa masamıza değmeden gelebiliriz. Şimdi bu ameliyatlarda ben mini sinyal yapıyorum. Mini sinyal ne demek? Yani alt bölgede kullanılan bu sistem nedir? İdrar işeme deliğiniz alttan yapılıyor ilk önce. Bu bir. İki, işeme deliğinizin altından küçük bir 1 santim bir kesi alarak şu alet yardımıyla, incecik bir alet yardımıyla şu meşi yerleştiriyoruz. Bu meşin özelliği nedir? Işık niye burada? Çünkü bunun Türkiye distribütörü kendisidir. Yani reklam gibi değil ama ben meşini seviyorum. Meşle ilgili ben çok kısa bilgi vereyim, sonra verecek kişiye bırakacağım. Bunların meşleri tip tip olabiliyor. Türkiye'de de var bu meşler. Ama bence hasta yumuşaklığı ve meşin taklit edilmemesi anlamında yurt dışı ürünleri daha iyi. Açıyorum ben bunu izninizle. Şöyle bir açalım. Şöyle bir kesip açıyorum. Ama şunu keseceğim. Hemen izletelim hocam. Bunu açacağım da. Evet, bana yaklaşabileceksin değil mi sonra elde mi? Şimdi bu meşlen yurt dışında yapılıyor. Nere malı bu? Arjantin'den geliyor. 10 yılı aşkındır satıyoruz Türkiye'de. 10 yılı aşkındır. Bu meşin şöyle bir özel var. Bir kere çok yumuşak. Hastayı idrar kaçırma ameliyatında koyduğumuz zaman o bölgesini koyduğumuz yabancı bir cisim travmatize etmiyor. Uç yapıları lazer kesim olup doku bütünlüğü. Meşin kenarları da doku bütünlüğü sağlıyor. Şeyde, yani dokuyla iç içe geçiyor. Hani dokuyu bırakma gibi onun özelliği yok değil mi? Evet. Dokulaşıyorlar. Bir de bir şey daha söylemiştik. Neydi Işık? Kenarlarında aslında uçları hamsi balığı kılçığı şeklinde incecik ve böyle 6-7 tane kılçık şeklinde tutunacak kolları var. Bu da dokulara girerek tak 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 tutunma sağlıyor. Bunun amacı da şu, askıların başarı oranı ilk bir ayda koyduğumuz yerde durmasıyla alakalı. O yüzden kılçıklar ilk bir ayda askıyı koyduğumuz yerde durmasını sağlıyor. Evet. Ki bu çok önemli. Meş içinden dokular geçip dokulaşıncaya kadar sabit tutmamız gerekiyor, evet, ki kılçıklar bu işe yarıyor. Evet. Şimdi ben ameliyatın teknikte nasıl bir şey yaptığımı söyleyeyim. Atıyorum idrar boynunuz. İdrar boynunun altına yerleştiriliyor. Böyle tak diye idrarı kaldır şu şekilde. İki yapı çok rahat tutuyor ve kaldırıyor. Yapı yani eğik olan idrar işeme deliğimiz hafif daha yukarı kalkıyor. İdrar kaçırma ameliyatlarının 5 yılın sonunda tabii ki ne kadar iyi malzemede kullanırsak kullanalım benim edindiğim deneyim oluyor. 5 yılın sonunda bir grup bırakabiliyor hafif ama asla eski haline gelmiyor. Ama dokuyla uyumlu gidebilen vaka grupları 5 ile 10 yıl arasında değişiyor. Yani 5-10 yıl sonra bu ameliyatlardan sonra çok nadir tekrarlayabilir. Ama herhangi bir sıkıntı yaratmıyor. Değil mi? Evet, ama bu konuda şunu da ilave etmek istiyorum. Özellikle askı ameliyatlarından sonra
3-4 ay sonra ve ilerleyen yıllarda pelvik taban kaslarımızı çalıştırmak çok önemli. Çünkü zaman itibariyle kaslar tonunu, gücünü kaybedebiliyor. Ne kadar çok buna önem verirsek o kadar da bu ameliyatların başarı oranları uzun dönemde de yüksek olur. Yani alt bölgede çalıştırın diyor sevgili Işık. Kaslar ben de katılıyorum. Ve şimdi bakayım. Meşi koyduk, çıkardık. Tırtıklı yapıya soktuk. Kılçıklı yapıya soktuk. Ve girdi ve vakaya gidiyoruz şimdi. Bu meşi şu şekilde yerleştirdik. Evet, meşi taktım. Meş işimiz bitti. Materyal şu an içeride. Şimdi dikime devam ediyorum. Şimdi siz tosar gidin. İdarken sizi sarkıp onu onaracağız beraber. Görüşürüz. Bir daha bakayım da şöyle. Bu tarafa elinde bir kılçık yok. Tamam. Lazer idrar kaçırma tedavileri var. İdrar kaçırmada yine alt bölgeyi çalıştıran elektrostimülasyon cihazları var. Şimdi ben lazer idrar kaçırmayı yaparım. Zayıf, kilosu olmayan 30-40 yaş hasta grubunda etki eder. 1,5-2 yıl sonra tekrar atış yapmanız gerekir. 3-4 seans vermişler. Elektrostimülatör cihazları da yine tamamen alt bölge kaslarını uyarı veren, aşağıya çok iyi kasıp toparlamanı sağlayan cihazlardır. Bunlar kendimize ait de olabilir. Bir merkezi, yani bir hastanenin pelvik taban ünitesine de başvurabilirsiniz bununla ilgili. Ama şimdi mesela ben sistoselini yapıyorum aslında. Sistosel başka bir şey. Yani idrar kesiminizin aşağıya sarkması. Çok zor doğum yaptığınız zaman. Çok kabız kalıyorsanız veya çok kilo verdiyseniz. Mesela de bazen sizinle beraber aşağıya iniyor. Şimdi ilerisi bitiyor bakalım. Evet, bir bakalım daha sonra geldik sevgili arkadaşlar. Güzel bir bak oldu değil mi Işık? Hayır, Işık sen elini sefer. Gel de eşit olsun. Çözeyim mi hocam? Evet, Işık çözdüm. Şimdi bakıp güzel bitti Işık. Ne diyorsun sen de? Valla elinize sağlık. Çok başarılı. Ben de çok sevindim. Güzel arkadaşım. Ben de üstelik de. Evet, iyi bir zamanlama. 45 dakika sürdü herhalde Işık. Tabii yaklaşık 45 dakikada bitti. Tamam, sayede çok güzel bir eşinden doluyor. Hani bu da reklam veya başka bir şey olarak algılasını istemiyorum. Ben hastalığı seçeceğim. Şimdi kullandığım malzeme konusunda. Şimdi madem size çok
naif ve hoş bir malzeme hasta için. Ama bu ameliyatları, yani idrar kaçırma ameliyatları özellikle ve nasıl diyeyim, keyifli ameliyatlar. Ben çok seviyorum ameliyat grubu olarak. Değil mi Işık? Böyle yani ben de yani minimal olunca cerrahiler bir de evet, daha keyif de veriyor. Çok küçük, küçük bir kesi. Küçük bir kesi. Rahat bir cerrahi. Komplikasyon riski az. Başarı evet, oranları yüksek. Evet. Sonrasında bir ağrısı yok çok fazla. Altta. Benim sadece koyduğum tampon ve idrar sondasını belki akla hissedecek ama onun haricinde başka bir ağrısı olmayacak. Dediğim gibi küçük minimal invaziv bir cerrahi, yani küçük bir cerrahi. Açtığınız bir saatin kesilen ameliyat yapıyorsunuz. O yüzden de idrar kaçırması olan hastalar veya idrar aşırı aktif mesane şikayetçiliği olan hastaların hepsini danışma amaçlı ilk önce muayeneye bekliyorum. Ameliyatsa da ameliyat için ışıklar ona bekliyorum diyorum. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.